İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Alınız çayınızı, kahvenizi, geçininiz ekranınızın karşısına. Sevaş'ınızda şöyle bir hasbihal edelim. Bazı izleyiciler o kadar hızlı konuşuyorsun ki yazmış. Ee, söylediklerini anlamaya çalışmaktan başım ağrıdı, başım döndü diye. Ben de arkadaşlar YouTube bizi şöyle bir şartlandırma yapıyor. 20 dakika, 25 dakikayı geçen videolar çok fazla izlenilmiyor diye bir yılan hikayesi var. Biz de süreyi çok uzatmamak adına gündemi de o kısa süreye sığdırmak adına belki biraz hızlı konuşuyorum. Belki biraz böyle telaşlı geliyor izleyenlere ama işte bu kısa zamanı iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Konu da çok birikiyor anacığım. Bir bakıyorum böyle her gün ülkemde bir olay bir şeyler olmuş. Ee, sadece magazin olarak değil gündeme dair de gelişmelerden bahsettiğim için o kısa zamana sığdırmaya çalışıyorum. Ajda Pekkan ilk e, kolumuz arkadaşlar biliyorsunuz Ajda Pekkan Kurçeşme Arena'da görkemli bir konser verdi. Konserini e, layıkıyla gerçekleştirdi. Gerçi biraz kıyafeti kostümü konuşuldu. E, beğenen olmuş beğenmeyenler olmuş haliyle ve bunlar olağan şeyler e, çünkü artık her gün değişik bir şey her gün değişik bir, bir kıyafet bulmak da e, gerçekten kolay değil çünkü tekrara da düşmek istemiyorlar. Karnaval havasında bir kıyafet giymiş şortuna da e, işte laf etmişler yok işte e, susam sokağına benzeri diye sarı dorelerin hakim olduğu bir kıyafet biraz böyle latin bir havası vardı. Bol böyle e, disk kapaklarından aşağıya bir şeyler. Şortunu işte demişler ki vay öyle şort giyecektin madem ondan sonra popo estetiği de yaptırsaydın poponu da kaldırsaydın falan diyen olmuş. Ay biz de çok beteriz. Kadın neredeyse 76 yaşında ve bu, bu yaşta bir kadının proporsiyonunun bile o kadar düzgün durması, e, sahnede hala sesinde çizgi olmaması... Öyle bir performans sergilemesi bile muazzam bir şeyken kılına tüyüne takılmışlar. Ya o 20 yaşında değil. Yaşına göre de bence poposu falan da gayet iyi. Ama insanlar kusur bakmak için baktıklarında mutlaka bir kusur görürler. Ben e, Ajda Pekkan'ı çok beğendiğim için ya da çok sevdiğim için e, hani böyle onu kayırıyormuş gibi bir haber yapmak istemiyorum. Diğer kostümlerine göre evet çok böyle biraz... Ee, üst kısmı falan biraz ben de beğenmedim o sarı kıyafetini. Çok öyle aman aman. Çünkü Ajda Pekkan çok böyle asil kıyafetleri çok böyle güzel taşıyor. Yani böyle ne bileyim daha bir ona yakışıyor. Bu tarz kıyafetler biraz hafif kalabiliyor ama ben de çok beğenmemekle birlikte ben hiç kostümüne kıyafetine takılmıyorum. Bir şarkıcı olarak o yaşında sesine o mükemmellik, mükemmelliyetçilikle bakabildiğine şaşırıyorum. Yani İnsan yaşlandıkça sesi de yaşlanıyor arkadaşlar. Yani yaşlılık sadece e, ne bileyim bedende olmuyor, seste de oluyor. Yani e, her yerimiz yaşlandığı gibi sesimiz de yaşlanıyor. Nasıl insanlar spor yaparak bedenini e, daha zinde tutuyorsa o da çok özenle ses tellerine, egzersizlerini yaparak çok öyle kendine bakan bir kadın. O disiplin çok önemli işte. E, Kuru Çeşme gibi bir yerde çıkıp da 3 saat sahne yapmak her babayetin harcı değil. Ben gerçekten doğa üstü buluyorum yani hiç mi kaçamağın yok, hiç mi ne bileyim keyif alanın yok. Çünkü biliyorsunuz sigaradır, içkidir. Hadi onları da geçtim. Bazen yağlı yemek, bazen ne bileyim diyetini bozmak. Bunlar bile ses telini etkiliyor. Şarkıcıların çoğu sahne Performansı öncesinde yemek yemezler. E, bu disiplin bir müddet sonra e, sıkabiliyor. Örnekleri mesela çok özel bir sesti bence Bülent Ersoy'da. Bak ne hale geldi çizgi çizgi. Yani o hantallaştı, kalınlaştı. E, o eski formunu kaybetti. Ee, aslında e, istese e, sesiyle ilgilense yine parlar, yine eski haline getirebilir. Ama uğraşmıyor artık. Yani e, saldım çayıra mevlam kayıra. Ben de diyorum ya işte eğer gerçekten işinizi e, sar olarak yapmaya devam etmek istiyorsanız özen gösteriniz diye. Bu en büyük örneklerinden birisi Ajda Pekkan. E, biliyorsunuz Bülent Ersoy'un konseri iptal edildiğinde ee, bir açıklamada bulundu. Polat Yağcı ile aramız açık falan diye. Polat Yağcı da e, 1 Ekim'de gerçekleşen Ajda Pekkan konserinden storyler paylaşarak işte gerçek star, işte e, gerçekten ee, star falan diye storyler paylaştı Ajda Hanım'ın sahnesinden. Acaba bir yerlere gönderme mi yapıyor? Şimdi Bülent'le de herhalde papazlar ya biraz. Oraya mı gönderme yapıyor? Gerçi gönderme yapacak bir şey yok. Gerçekten gerçek star. Çünkü kadın hakkını veriyor yani. Şimdi Allah var eğri oturup doğru konuşmak lazım. Üç tane kıyafet giymiş. Ee, en sonunda böyle pijama gibi bir şeyle çıktı sahne. Hiperaktif bir kadın. Yani aslında onu giydiğiyle, kılıyla, kıyafetiyle değil de o yaşta o enerjiye, o disipline sahip oluyor olması takdir edilmesi gereken bir şey. O yüzden ee, işte frikik verdi, yok işte poposu sarkıttı falan. Bence bu klasmanda değerlendirilmeyecek bir kadın. Siz onu daha böyle ne bileyim 20'li 30 yaşındaki kadınlar için diyebilirsiniz. Ama bu yaşta bir kadının şort, ayol millet oturduğu yerden kalkamıyor. Kadın dans ediyor hiper aktif sahnede. Doğa, doğa, üstü bir şey, idol alınması gereken bir kadın diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına. Bak kadınınki iptal oldu Bülent'in ki. Ya bu bir de 29 Ekim'de tekrar konser verecek ee, şeyde. Kuruçeşme Arena'da oraları doldurmak, oraların yani büyük mekanları doldurmak da mesele. Bazıları da biliyorsunuz PR için oraların parasını kendileri ödüyorlar, cebinden ödeyip işte sağdan soldan izleyici getiriyorlar, onların paralarını ödeyerek getiriyorlar. Öyle bir gövde gösterisi yapmak, bak işte Kuru Çeşmede konser verdim diyebilmek adına oraların kiralarını ödeyip, paralarını ödeyip kendilerine böyle PR yapmaya çalışanların olduğu bir yerde çatır çatır layıkıyla konser yaptı. Ben ee, çok da uzatmak istemiyorum ama Ajda Pekkan'ın genetik aileden geldiğini düşünüyorum. Çünkü kardeşi Semiramis Pekkan ay yani inanamıyorum burada kot göbeği açık. Yani Bunların genetik olarak genlerinde de var bir, e, ya genleri de kaliteli, genlerden gelen de bir güzellik var. Hani o kemikleri, iskelet yapıları o kadar muntazam ki, bacak yapıları. Demek ki biraz da genetik, tamam estetik müdahaleler olacak ama olmayan bir şeyle, estetikle de yaptırsan bir şeyler çıkmıyor. Yani zeminde bir şey olacak. E, demek ki bunların geni sağlam hayatım dedikten sonra arkadaşlar seviyorum ben Pekkan Pekkan'ı. Güzel kadın şimdi Allah var. Merve Bolur'u evlendirdik. <laughs> Deli kız. Bu da çılgın kızlardan evlenmiş. Allah mutlu etsin. Mert Aydın ile dünya evine girdi. Dört aylık bir ilişki biraz apar topar canım kocam diyerekten, kocam kocam celibonum diyerekten. Ee, TikTok'larda neydi o adamın ismi ee, onlarla sürekli canlı yayında manlı yayında gır gır şamata yani adamla eğleniyor benim gördüğüm kadarıyla. Zaten eğlen eğlenebildiğin insanla mutlu olabilirsin. Bunlar baktım iyi ikili olmuşlar. Eğleniyorlar da. Ee, hemen sosyal medya hesaplarında e, eşinin soyadını da eklemiş. Merve Bolur. Ne diye? Adamın ismi neydi? Aydın. Evet. Merve Bolur. Ay ne kadar zor bir isim. Soy isim bunun ismi de Bolur. Yani telaffuzu zor gerçekten. Ee, Allah mutlu etsin. Ee, düğününe de çok işte ne derler ee, katılan olmuş ünlülerden de. Ko gelinliği çok konuşuldu. İki tane gelinlik giydi. Şimdi biliyorsunuz artık iki üç gelinlik giyiyorlar. Ee, bir, bu ilk işte. E, açılışı falan yaptıktan sonra biliyorsunuz önce bir kabarık mabarık sonra after party falan. bir Böyle bir gelinlikleri değiştiriyorlar arkadaşlar. Ama o hani çok konuşulan eşiyle de fotoğraflar çektirdiği gelinliği Tolga Çam imzalıymış. Gerçekten güzel bir gelinlik. E, gelin gibi gelindi yani. O kendisi de zaten e, o şekilde ifade etmiş. E, biliyorsunuz muhteşem yüzyılda Nurbanu Sultan'ı oynamıştı. Gelinliğiyle de bir o havada böyle hükümdar gelini gibiydi yani böyle tam böyle bir o, otantik böyle etnik bir kıyafet sanki böyle bir hükümdarın gelini gibiydi Allah mutlu etsin umarım bu evlilik ona uğur getirir şans getirir bir tane de hemen çocuk yaparlar çok geç olmadan diyoruz evet arkadaşlar düğünde Selin Ciğerci de bombayı patlattı el ele bir yeni sevgilisi olduğunu iddia edilen birisiyle el ele e, düğüne katıldı Selin Ciğerci Selin Ciğerci için de biliyorsunuz ona da üzüldüm ben Elazığ konseri iptal edildi. Ee, Selin Ciğerci de işte daha önce magazincilere demiş ki artık hani bir sevgilim olursa paylaşmayacağım falan demiş ee, ya da hayatında biri olursa. Ya bir hemen işte sevgilisi demeyin ve yemek yediğim birisidir ya tanımaya çalıştığım birisidir gibi açıklamalarda bulunmuş. O yüzden magazincilerin de ilgisini çekmiş tabii düğünde el ele gelmesi. Bayağı da zayıfladı Selin Ciğerci. Enteresan bir şekilde küçücük kaldı. Ee, saçlarını da koyulaştırdı ama ben onu sarı daha beğeniyorum. Ee, Allah mutlu etsin. Umarım belki de nispet mi yapıyor derseniz öbür ayrıldı. Gökhan Çıra da biliyorsunuz sevgilisi o da bir işte yeni bir fenomenle takılıyor. Bir de çıktı biliyorsunuz Selin Ciğerci ile olan ilişkisi hakkında konuştum, konuştu. Ondan sonra çünkü bu oğlanla bir görüntü verdi. Hani nispet mi yapıyor o da hani bir şeyler birbirlerine böyle biliyorsunuz ayrılıklarda çok üzülmüş çünkü oğlan demiş seni aldattım ayrılalım falan diye acaba oğlana nispet olsun diye mi yoksa gerçekten bir ilişki mi yani umarım mutlu olur, herkes mutlu olsun. Bir de üzülüyorum arkadaşlar böyle e, yorumlarda bazıları yok lut kavmi yok işte e, cehennemlik yok işte bir sürü bir sürü böyle bazılar hele özellikle de aynı kişi mesajlar atmış böyle çok kırıcı o erkek işte erkek olarak ya bir şey söyleyeceğim eğer öyle bile olsa bu. Allah'la kul arasında yani siz niye cezalandırıyorsunuz? Varsa bir cezası, varsa bir bu, yok işte onu Allah erken büyük büyük yorumlar. Böyle nasıl büyük konuşabiliyorsunuz? Belki senin evladın karma oluşturuyorsunuz. Peygamberimiz bile demiş kınadığınızı yaşamadan ölmezsiniz diye. Bu kadar başkaları tanımadığınız insanlar hakkında bu kadar ön yargılı, bu kadar hadi bir ismi, ne bileyim sempati duymayabilirsiniz. Ee, ya da ne bileyim sevmiyede bilirsiniz. Onu anlayabiliriz ama yok cehennem. Ya Allah'tan daha iyi biliyorsun. Yaratanın da bir bildiği vardır ee, kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu Allah bilir ya sen Allah adına karar verebilir misin? Nasıl bu kadar kesin bir e, dille konuşabiliyorsunuz? Kimin cehennemlik, kimin cennetlik olduğuna siz mi karar vereceksiniz? Sizin gözünüzde belki öyle hatalı görünüyor. Bakalım e, siz mükemmel misiniz? Kim bilir e, o hadi göz önünde. Sizler ne hatalar yapıyorsunuz? Biz biliyor muyuz ki bu kadar sert bir dille eleştiriyorsunuz? Ya bu işte ne bileyim özellikle de transseksüellere çok fazla bir böyle bir ne bileyim e, baskı uygulanıyor. Ya hoş bir şey değil bu. Geylere o kadar değil. Enteresandır transseksüellere. Daha çok bir... E, kabullenememe, daha bir böyle bir baskı yok işte Allah'ın yarattırdığını değiştirdiniz falandır pişmandır gibi böyle bir e, daha bir yaralayıcı, kırıcı ya e, ruhuyla bedenini birleştirmiş Allah o hisleri ona vermiş her şey normalde de mi değiştirmiş içinde ne yaşadığını biliyor musunuz ki bu kadar önyargıyla yaklaşıyorsunuz kimse kimsenin içini bilemez her şey yolundayken kimse gidip de siz kolay mı zannediyorsunuz o operasyonları olmanın, onca çileyi çekmenin kolay mı olduğunu zannediyorsunuz Selin Ciğerci bağlamında söylemiyorum. Bir transseksüel olmak için arkadaşlarını kaybediyorsun, çevreni kaybediyorsun, anneni babanı bazen kaybedebiliyorsun. Yani kişiden kişiye değişiyor tabi, tabi bu. Bu kadar çok şeyi göze almak, bedeninle ilgili bir sürü acı çekmek, bu kadar dönüşüm için operasyon geçirmenin siz sadece keyif için mi olduğunu zannediyorsunuz? Çok mu kolay olduğunu zannediyorsunuz? Bu da bir nevi bir sağlık problemi gibi. Bunu bir birçok insan yaşayan insan bilir. Dışarıdan sizin zannettiğiniz gibi bir şey değil. Yorumlardan dolayı bu konuya da böyle değinmek istemiyorum ama bu yorumlar çok kırıcı. 3-5 tane özellikle atmış bana. Yani böyle can yakan yorumlar. Ya sen nereden biliyorsun kimin Allah katındaki değerini, ölçüsünü? Sen mi tarttın yani? Onun için bırakın da onun takdirini de Allah versin. Burası ben de yazdım burası imtihan dünyası yani. Buraya burası cennet değil. Tek tip insan gelmiyor buraya. Herkes kendi e, hayatıyla deneyimleniyor, bir şeyler öğreniyor. Hatalarıyla, ne bileyim iyilikleriyle, güzellikleriyle kimse bu dünyaya tatile gelmiyor. Yani dünya bir çilehane. Herkes kendi çilesini çekiyor burası. Yani öyle herkesin e, birbirine benzediği, eşit e, bir, bir yerde değiliz. Yani öyle bakamayız yani. O zaman herkes isyan eder. O niye zengin? O niye çok güzel de ben az güzelim diye. Yani öyle sizin bakış açınızda bakacak olursak. Yani burası imtihan dünyası. Kimse kimsenin hayatını hakir göremez. Kimse kimsenin deneyim de, deneyimini küçümseyemez, aşağılayamaz. O da öyle hayatıyla deneyimleniyor. O da öyle hayatta öğrenmesi gerekenleri öğreniyor. Bir de bu açıdan bakın. Anlatabiliyor muyum? Ee, yani siz Allah'ın adına neye karar veriyorsunuz tövbe haşa, cehennemliktir, cennetliktir, sizin değer yargılarınıza uymuyor diye. Onu da Allah öyle yaratmış. İstemeseydi yaratmazdı. Madem Allah'a inanıyorsan Allah'ın öyle bir gücü var. İstemediğini, dilemediğini yaratmaz. Onu da öyle bir yaratması da bir neden var diye düşünüyorum arkadaşlar ama bu konular uzun konular biliyorsunuz. Konuş konuş, bitmez arkadaşlar. Ve e, çok Üzücü bir durum arkadaşlar ee, Ankara'da ben de Ankaralıyım yani Ankara'da uzun zamanlar çalıştım. Ee, önceki akşam bir mekanda bir grup işte sahnede olan e, şimdi herkes paylaşıyor eminim duymuşsunuzdur. Onur Şener'i istek istiyor bir grup geliyor içinden üç kişi ee, istek istiyorlar isteği işte okuyamadı bilemedi diye oradan çıkışta işte ne bileyim yüzüne bardak kıracak kadar ya çocuğun yüzünü yüzünde cam kırıklarıyla yani bu hınç bu öfke, ya bunlar normal değil ve yapanlar da e, Haluk Levent'in skandal bir yani iddiası var e, katillerin ikisi çalışma bakanlığında müfettiş diyor bunlar yüksek memur bir de ya nasıl hayatınızı karartabiliyorsunuz bir şarkı için Nasıl olabiliyor yani düşünebiliyor musunuz bir tanesi TİAD diye bir kurumda çalışıyormuş daha da şoktayım demiş. Ee, Onur'un yüzünde e, bardak parçalayanlar e, Haluk Levent paylaşmış e, yüksek müfettiş yani umarım e, bir e, ne bileyim mahkemelerde bir sıkıntı olmasın da hak ettiği cezayı alsınlar bak yazık bir tane kızı var. Nasıl da güzel bir baba kızıyla olan işte birazcık baktım sosyal medyasına arkadaşlar. O kızıyla olan görüntülerine gencicik bir adam. Yani böyle bir ef'ten püf'ten nedenle e, ne bileyim işte e, yok e, şarkıyı bilemedi ya okuyamadı diye böyle sebeplerle insan öldürülür mü ya? işte ben diyorum ya arkadaşlar cinnet geçiriyor insanlar normal değil artık içkiyi kaldıramıyor, kullandığı maddeleri kaldıramıyor. Belki yasaklı madde mi kullandı ya da bilmiyorum yediğimiz içtiğimiz şeyler bizi bozuyor artık yani bunları çok duyar olduk farkındaysanız yani bu kadar eften püften bu kadar hayat anlamsız mı değersiz mi kendini de yaktın yüksek memursun yani adam gibi edebinle eğlensene bir şarkı için insan hayatı bu kadar ucuz olabilir mi adam öldürülür mü ya feravan etmiş şeyde böyle konularda biraz biliyorsunuz severim Demet Akal'ın idam gelsin demiş bir kızı babasız bıraktınız bir şarkı için bir şarkı yüzünden değer mi diyerekten Allah kahretsin diye tweetler attı. Bugün bütün gün sosyal medyada tüm sanatçılar, şarkıcılar isyan ettiler. Gördüğüm kadarıyla kimleri gördüm? Işın Karaca'yı gördüm. Melek Mosso ondan sonra. O kadar çok sanatçı Peravane etti ki Nazan Önceli gördüm Nazan Öncel de güzel bir bu kış bu yaz bu acı bize yeter diye meslek birliklerinin hepsi başsağlığı mesajları yayınladı Mesam MSG MSG üyesiymiş sanırım ee, yani insan üzülüyor ya gerçekten üzülüyor yani biliyorsunuz bir tane şehitimiz oldu şehitimiz de e, işte eğer ölürsem bir tane lösemili özellikle kız olsun onu işte iyileştirin falan gibisinden o da içimizi yaktı böyle paylaşımları. Yani işte bakarsanız insan ne kadar nazik, bir varız, bir yokuz. Bir bakmışsınız herhangi bir şey bir vesile olmuş hayattan kopmuşuz. O yüzden incitmemek, kırmamak daha nasıl diyeyim öfkemize yenik düşmemek ne kadar önemli. Bak hayatlarını yaktılar. Üç, o gruptan 3 kişi şimdi muhtemelen içeri alınmışlardır. En ağır cezanın verilmesini diliyorum mahkemeler tarafından. En azından bir nebze olsun içimize su serpilir. Adaletin yerini bulması. Yazık değil mi? O kız babasız kaldı. Babasıyla şarkılar söyleyen işte ne bileyim daha önce o sese de katılmış çocuk. Şeyle düet yapmış hadiseyle. Yani üzücü bir şey yani. Bir, bak gerçekten ben de şarkıcılık yaptığım için sahnenin tozunu yutmuş biri olarak biliyorum sahnede olmanın e, sorumluluğunu. Bazen bize de gelirdi istekler. Okuyamadığımız zaman kızan olurdu, giden olurdu, kendi kendine öfkelenen olurdu. Yani anlamak mümkün değil. Bir şarkıcı demek her şarkıyı okuyacak ya da her şarkıyı bilecek diye bir kural yok. Ki. Herkesin kendine göre bir tarzı, stili. Yani işte piyasa olunca böyle oluyor barlar, meyhane tarzı yerlerde böyle sanki birkaç kadeh de içince içkiyi herkes taşıyamıyor arkadaşlar. Yani bence taşıyamayan da içmesin ya gerçekten bazıları hakikaten bozuluyor. Yani hani kontrolü kaybedeceksen, birilerine zarar vereceksen insan kendini bilir bir çek edersin. İlk defa içmiyordur muhtemelen daha önce de içtiyse acaba bir madde falan mı var? Bu kadar gerçekten eften püften bir sebep için üstelik de bu şekilde vahşice biri öldürülebilir mi? Yani anlamak mümkün değil ya. Ülkemde neler yaşanıyor. Biliyorsunuz daha öncesinde de e, sokakta yolda giden birisine ondan sonra kadına saldırıyor adam ya yani bıçak sokuyor. Tanımıyor bile. Böyle haberler duyuyoruz artık yani çok enteresan ki tanımadığım birine durup dururken niye işte birini öldürmek istedim falan diye açıklamalarda bulunan insanlar. Yani... Çıldırmış olmalı insanlar ya bakar mısınız kariyer mariyer artık kimsenin hiçbir şey umurunda değil o yüzden lütfen dikkat edin ya insanlarla münakaşa etmemeye ne bileyim toplu kalabalık alanlarda birileriyle çekişmeye yan baktın ne bileyim bazen trafikte falan da çok oluyor biliyorsunuz e, ne bileyim işte korna çaldı diye işte kırmızı ışıkta geçemedi arkada ben kaldım diye bir böyle biliyorsunuz trafikte de çok tartışmalar oluyor. Aman işte bu dediğim gibi frekanslarla mı oynuyorlar acaba bu aşılardan mı insanlar bir tahammülsüz, bir mutsuz, bir nereye saldıracağını, nereye saracağını bilmiyor. Aman dikkatli olun gerçekten küçücük nedenlerden, bakın küçücük sebeplerden insan hayatı bu kadar ucuzlaştı. insanları öldürebiliyorlar. Siz, siz olun gereksiz tartışmalardan kaçının. Yani göre, görüyorsunuz bir anda delinin biri çıkıyor hop hiçbir şey olmamış gibi saplıyı veriyor kırı veriyor yani bu kadar nasıl kolaylaşabiliyor Bize Allah korumuş demek gerçi bizim zamanımızda böyle bir şeyler yoktu anacım ya ben yani tamam olsa bile bu kadar böyle yani eften püften bir şarkı için adam öldürülecek kadar arada bir böyle mafyalar falan çıkardı böyle ee, kabadayılar falan çıkardı böyle işte eskiden de böyleleri vardı ama üzücü bir durum ya ben ne bileyim etkisinde kalıyorum onun hemen sosyal medyasına girdim baktım. Gencecik bir adam. Bir baba kızı ayırdılar. Yani o adamın annesi, ateş düştüğü eşi o adamın annesi babası. Allah sabır versin diyorum. Allah rahmet eylesin. Ee, i̇şte dediğim gibi benim bilmiyorum da insanların birazcık yoldan çıktığını düşünüyorum. Bir şey daha izledim. De o konuya da girmek istemiyorum. Çok da böyle felaket tellalı olmak istemiyorum. Hani karamsar iki tane haberi üst üste vermeyeceğim. Belki onu da başka bir gün anlatırım ama yani siz dikkat edin arkadaşlar. Yani lütfen mümkün mertebe öfkeli insanlardan uzak durun. Ya da ne bileyim artık böyle bilmediğiniz tekinsiz yerlerde olmayın, trafikte sakinliğinizi koruyun. Yani bu takım önlem, önlem küçük önlemler belki ama bu önlemleri almanın faydası olduğunu düşünüyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Ee, umarım bugün hızlı konuşmamışımdır. biraz daha sakin konuşmuşumdur. Çünkü konuları da azalttım. Bir konu daha vardı. Ee, bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. Yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum görüşmek üzere